Bakterilerde üremeden bahsettik. Eşeysiz ürediklerini yani kendi kendine kopyalandıklarını söyledik. O halde bakteriler nasıl oluyor da yeni genetik bilgiler edinebiliyorlar arkadaşlar? Yani bir bakteri bir antibiyotiğe karşı direnç geliştirebiliyorsa bu genetik avantajı sonraki bakterilere de aktarabiliyor olmalı. Öyle değil mi? Yoksa bu direnç bakteriyle birlikte yok olur giderdi. Peki bakteriler bunu nasıl başarabiliyor? İşte bu noktada plazmit yani şu görmüş olduğunuz küçük mavi DNA halkası devreye giriyor. Evet. Öğrendiklerimizin üstünden hızlıca bir geçtiğimize göre artık yeni bir şeylerden bahsetmeye başlayabiliriz. Bu videoda size genetik rekombinasyondan söz edeceğim. Yani kendilerini tıpa tıp atıp kopyalayarak çoğalan bakterilerin Buna rağmen genlerini yeniden şekillendirebilmelerini sağlayan yöntemlerden. İlk olarak transformasyon adı verilen süreçten bahsetmek istiyorum. Ekranda iki bakteri görüyorsunuz. Birinde plazmit var, diğerinde ise yok. Şimdi bu plazmit diğerine nasıl geçecek? Transformasyon temelde bir bakterinin çevresinden çıplak DNA alması işlemidir. Bu tür bir geçişi laboratuvarda yapay olarak sağlamak mümkün. Zarlarda yırtılmalara yol açmak için bakterileri ısıtabilir veya elektrik akımına maruz bırakabilirsiniz. Ve bu delikler daha büyük bakteriyel kromozomlar için fazla küçük olsa da, plazmidin bakteriden çıkması için yeterli genişlikte. Bakteriden çıkan plazmid bir süre çıplak bir DNA olarak ortalıkta yüzer. Ortamda biraz kendi kendine takılır. Sonra başka bir bakteri gelip yine üstündeki bu delikler aracılığıyla onu içine alır ve elbette ısı veya elektrik etkisi ortadan kalktığında bakteri hücre zarını onarır ve tekrardan kusursuz işlevselliğe sahip bir bakteri haline gelir. İşte biz buna transformasyon diyoruz buna transformasyon deniyor. Şimdi bakterilerin genetik olarak yeniden şekillenmesini sağlayan bir diğer yönteme bakacağız. Bu sürecin adı da arkadaşlar konjugasyon. Konjugasyon tamam mı? Konjugasyonda yine iki bakteriyle başlıyoruz. Bu bakterilerden biri plazmitli bir bakteridir ki buna fertilite pozitif bakteri diyoruz. O yüzden bunu mavi yerine yine morla çiziyorum. F pozitif bu bakterinin bir fertilite faktörüne sahip olduğu anlamına geliyor. Buraya yazalım. Fertilite faktörü. Ve tahmin edebileceğiniz üzere fertilite faktörü olmayan bakteriye de F negatif diyoruz. Fertilite faktörüne sahip olan bakteri seks pili su adı verilen bir yapı oluşturur. Bu seks pilusu iki bakteriyi birbirine bağlamaya yarayan boş bir protein tüpünden ibarettir. Yani bu uzar uzar ve iki bakteriyi birbirine bağlar. İki bakteri birleştiğinde bu plazmit kendi kendisini kopyalar ve seks pilusu içinde ilerlemeye başlar. Sonra kendi üzerine kıvrılır ve tam plazmidi oluşturur. Tahmin edersiniz ki bu tür bir plazmid aktarımı, antibiyotik direnci gibi konularda bakterilerin çok işine yarar. Çünkü bu yöntemde bir bakteri plazmidini bir diğer bakteriye aktarmak için ölmek zorunda değildir. Veya transformasyonda olduğu gibi plazmidin bir bütün halinde aktarılması da şart değildir. Evet, gelelim son genetik rekombinasyon yöntemine. Bu sürece de transdüksiyon adı veriliyor. Transdüksiyonda bir bakteriyofaj yani bakterileri enfekte eden bir tür virüs genetik maddesini bakteriye enjekte eder. Ardından bu genetik madde plazmit veya kromozom tarafından alınır. İlk senaryomuz genetik maddenin plazmit tarafından alındığı. ikinci senaryomuz kromozom tarafından alındığı durum olsun. Virüs çoğaldıktan sonra bir noktada hücreyi eritecek ve terk edecektir. Ve hücreyi terk etmek için DNA'sını geri toplamak zorundadır. Fakat bazen bu sırada sadece kendi DNA'sını değil plazmidin DNA'sını da toplar ve diğer senaryoda kromozomal DNA'yı da toplar. Böylece enfekte ettiği bir sonraki hücreye bakterinin plazmit veya kromozom bilgilerini aktarır. İşte artık bakterilerin eşeysiz üremelerine rağmen nasıl genetik rekombinasyon geçirebildiğini biliyorsunuz. Bakteriler yeni genetik bilgilerin avantajını bu üç yöntemi kullanarak elde ediyorlar işte.